Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle WordPress nedir ve neden kullanılır konusu hakkında kursumuzun bu ikinci videosuyla devam ediyoruz. Evet, bugün arkadaşlar WordPress nedir ve neden kullanılır bu konuda ki öğrenmemiz gereken bilgileri öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar WordPress internet dünyasında popüler olan bir web sitesi kurma platformudur. Nasıl yazılıyor arkadaşlar? WordPress değil mi? Neymiş? İnternet dünyasında popüler olan bir web sitesi yapma platformu. Ayrıca dünyadaki sitelerin %40'ından fazlasının en son duyduğuma göre WordPress ile yapıldığını bilmekteyiz. Hatta bunun için sizinle şurada bir yapay zeka platformu olan ChatGPT'ye soralım. Dünyadaki sitelerin yüzde kaçı WordPress'te yapılmaktaymış, yapılıyormuş ve benzeri bunları öğrenelim birazdan. Şimdi herkes tarafından kullanılabilecek kadar kolay ve aynı zamanda güçlü bir platform olan WordPress, site oluşturmak istiyorsak bizim için en iyi kaynak WordPress diyebiliriz. Peki. Şimdi WordPress nedir dediğimizde açık kaynaklı bir CMS yani Content Management System, içerik yönetim sistemi. Nedir arkadaşlar içerik yönetim sistemi? Şimdi diyelim ki bizim içeriklerimiz var veya içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerimizi yayınlayabileceğimiz bir platformdur. Şimdi bu içerikler bir kurumsal web sitesinin içeriği de olabilir. Bir blog sitesinin içerikleri de olabilir. İşte bir kurs sitesinin içeriği de olabilir. Bir HR sitesinin içeriği de olabilir. Biz bu içerikleri en güzel şekilde yayınlayabiliyoruz WordPress'te. Şimdi yazalım. ChatGPT'ye soralım. Yapay zeka platformu. Dünyadaki sitelerin yüzde kaçı WordPress ile oluşturulmuştur. Şuradan 4.0'ı seçmeliyiz ki çünkü daha doğru bilgi alalım. Değil mi? Peki. Evet. Arkadaşlar sonra bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacımız olan tüm temel özellikleri bize WordPress sunuyor. WordPress'in bir diğer avantajı geliştiriciler tarafından sürekli olarak güncellenmesi ve genişletilebilmesidir. Ne demek arkadaşlar? Şudur. WordPress açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Yani kapalı bir sistem değildir. O nedenle geliştiriciler tarafından sürekli yeni özellikler katılmaktadır. ChatGPT bize 2021 itibariyle WordPress'in dünya çapındaki tüm web sitelerinin yaklaşık %40'ını oluşturduğunu tahmin ediyor diyor. Ancak bu oranın zaman içinde değişebileceğini unutmamamızı, güncel istatistikler ve resmi WordPress web sitesi ve web teknoloji istatistikleri sağlayan diğer güvenilir kaynaklara başvurabileceğimizi söylüyor. Büyük bir ihtimalle WordPress'in yaygınlığı %40'ı da geçmiş durumda. Yani neredeyse dünyadaki tüm web sitelerin yani 10 milyara yakın insanların yani bu yaptığı dünyadaki tüm web sitelerin yarısına yakını WordPress ile yapılıyor. Peki. Şimdi herhangi bir web sitesi projesi için özelleştirilmiş çözümler sunabilen milyonlarca eklentisi ve teması mevcut. Tema nedir arkadaşlar? Şablon. Eklenti de bize yazılım özelliği sağlayan değişik ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz özellikler sağlayan bir şey. Evet. Şimdi mesela diyelim ki burası bizim kurs sayfamız. Burada bir WordPress isminde bir eklenti var ve bu eklenti sayesinde biz bu kursu oluşturabiliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet bakın. Bu sayede biz bu kursu oluşturabiliyoruz.
Mesela diyelim ki burada başka bir eklenti, ben size bir eklenti örneği vereyim. Mesela sosyal paylaşım eklentisi vesaire olabilir. Peki, şimdi arkadaşlar neden bir WordPress kullanmalıyız? Ona gelelim. Evet. WordPress bir defa ücretsizdir. Yani isteyen herkes WordPress ile ücretsiz olarak web sitesi kurabilir. Şimdi burada ücretsiz iki versiyonunda ücretsiz. Bir tanesi WordPress.com arkadaşlar. WordPress.com daha doğrusu. Bir de WordPress.org diyoruz. Şimdi WordPress.com alan adı olmayan veya olabilir de veya şöyle diyeyim, daha sonra sistemde bir alan adı satın alabilirsiniz. Ücretsiz bir platformdur. Mesela benim ücretsiz platformda oluşturduğum Onur Kalafat WordPress dediğimizde bakalım arkadaşlar. Bakın burası benim WordPress.com gördüğünüz gibi burada oluşturduğum ücretsiz web sitesi. Bir de WordPress.org var arkadaşlar. Burası da kendi alan adımızı satın aldığımız alan adını kurulum yaptığımız bir hosting aracılığıyla dünyaya sunumunu yapabileceğimiz ve WordPress buradan indirebileceğimiz bir platform. Artık buradan indirmemize gerek yok. cPanel, PressPanel ve benzeri panellerden bunların kurulumları çok kolay bir şekilde yapılabilmekte. Peki arkadaşlar. Sonra kullanımı kolaydır. WordPress kullanımı oldukça kolay ve herkes tarafından anlaşılabilir bir platformdur. Evet, bunu kullandıkça çok daha kolay anlayacaksınız. Özelleştirilebilir. WordPress'in binlerce teması, şablonu ve eklentisi vardır. Bu sayede web sitenizi özelleştirmek için birçok seçenek bize sunar. SEO dostudur. Çok güzel SEO, çok kolay SEO çalışılır. Bir dolu SEO eklentisi vardır. En iyileri Yoast ve şöyle yazılıyor. Yoast. Ve diğeri de Rank Matter arkadaşlar. Diğerleri de var. All-in-One SEO pek bunlardan daha önce çıkmış. Hatta o da var. Sonra güvenlidir arkadaşlar. Bakın WordPress güvenlidir. Nasıl? Hemen şöyle diyeyim ben size. Sitemizin sürekli olarak yedeklerini almalıyız. Ve parola korumalarımız güçlü olmalı. Birbirinden benzersiz olmalı. Yedeğe alınan ve parolası güçlü olan WordPress sitelere hiçbir şey zarar veremez. Özellikle yedeğiniz varsa tekrar yedekten kurulumlar çok kolay bir şekilde yapılabilir. Peki, şimdi gelelim WordPress sitemizi kurmaya nasıl başlayabiliriz? WordPress sitemizi kurmaya bir web hosting sağlayıcımızı seçiyoruz. Bunun için şöyle yapabiliriz ilk safhalarda. Direkt şöyle yazarız arkadaşlar. Web hosting yazarız internete. Bakın şu reklamları geçeriz mesela. Bakarız ne çıkıyor. Natro çıktı. Organik sonuçta. Hosting.com.tr çıktı. GoDaddy çıktı. Turhost, İHS, Hostinger, Güzelnet, OdeaWeb, isim tescil. Evet. Bunlara siz de tarayıcınızdan web hosting yazarak ulaşabilirsiniz ki bunların hepsini kursumuzda göreceğiz. Domain adımızı seçeceğiz. Yani alan adımızı seçeceğiz. Domain yani alan adı arkadaşlar. Mesela nedir? Ben geçenlerde satın aldığım bir domain onurkalafat.name.tr. Kaç liraya satın aldım biliyor musunuz arkadaşlar? 9 lira mı neydi? Şimdi 9 liraya bir paket cips bile alınamıyor ve bu yıllık fiyatı. Ben buraya CV'mi koyacağım diye, CV'mi koyacağım için CV hazırlayacağım, CV sitesi. Evet, o nedenle bu alan adını aldım.
Sonra ihtiyaçlarımıza göre eklentiler diyebiliriz. Bir tema seçeceğiz, web sitemizi tasarlayacağız. Evet, değil mi arkadaşlar? Bu şekilde. Şimdi WordPress'i WordPress Org'tan indirip manuel olarak kurabileceğimiz gibi çok daha pratik yöntemler var. Artık bunlar her şeyde sunucunun sunduğu hizmetler arasında. Bu şekilde ben size kurmayı değişik şekillerde öğreteceğim. Eğer ki farklı bir kurulum yapmanız gerekiyorsa bana mutlaka videonun sonunda yorum olarak ya da kurs bölümünde orada bana telefon numaramdan ve değişik yöntemlerle ulaşıp bana bunu sorabilirsiniz. Peki. WordPress herkesin kullanabileceği güçlü bir web sitesi oluşturma platformudur dedik. Ücretsizdir, özelleştirilebilir, kullanımı kolay, SEO dostudur. WordPress'in birçok avantajı vardır. Siz de bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız WordPress bizler için en iyi tercih diyebiliriz arkadaşlar. Bakın, kurumsal, ticari, yani e-ticaret, blog, her türlü web sitesi, her çeşit web sitesi, portfolyo, sonra CV, her şeyi WordPress ile hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım şuradan bundan sonraki dersimizdeki şeyimiz neymiş? Hemen bakalım şuradan. Bir sonraki konumuzda ne işleyeceğiz arkadaşlar? Planımıza bir bakalım. Şuradan. Kursa genel bakış yapmıştık. WordPress nedir ve neden kullanılır? Bu dersi de işledik. WordPress.com ve WordPress.org arasındaki farklar. Onu da bu derste işledik arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu konuyu geçeceğiz. Geçmeyebiliriz de onu da ayrıntı olarak anlatabilirim. Daha sonradan ne varmış bakalım. WordPress kurulumu ve ayarlar konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Peki şurada 3 tane orayı açmıyor, her neyse, tamam. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, çok iyi bakın kendinize. Bay bay.